Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere ufak bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamanın amacı da mesela sizin telefonunuzun parlaklık değeri var. Bu parlaklık değerinin bir maksimumu var bir de minimum var. Minimum diyelim 10 nits. Bu 10 nitsin altına nasıl indirirsiniz bundan bahsedeceğim. Uygulama basit bir arayüze sahip. Zaten birazdan detaylarda da anlatacağım bahsedeceğim. Ama uygulamaya geçmeden önce şundan bahsedeyim. Bu uygulamada parlaklığı tamamen kıstığınız zaman ekran simsiyah kalıyor. Aynı yerden tekrar açamayacaksınızdır. Zaten detaylarda ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bunu bazen arkadaşlarına falan yüklemeyeceksiniz yükleyenler oluyor. İşte yüklüyor telefonla. Ekran parlaklığını en alta kadar kısıyor. Atıyorum 10 nitsken 0-1 kadar indiriyor. Yani ekran simsiyah kalıyor. O zaman arkadaşı geldiği zaman telefonu açmaya çalışıyor. Tabi power tuşuna bastığı zaman ekran açılıyor ama simsiyah kaldığı için açılmamış gibi oluyor. Böyle şakalar yaparsanız başınıza bela alabilirsiniz. Diyelim ki böyle bir şey yaptınız. Tekrar nasıl aktif edeceksiniz? Reset atarak başlatabilirsiniz. Ya da güvenli modda. Yani en son çare olarak güvenli modda başlatabilirsiniz. Bazen reset attığınız zaman eski haline dönmüş oluyor. Bazen de reset başlatmanız halinde de otomatik kendini başlatan uygulamalar var. Çünkü bu uygulamalardan bir tane yok arkadaşlar. Bir sürü var. Ben sadece bir tanesinden bahsedeceğim. o tarz bir uygulama kullanıyorsanız güvenli modda açtığınız zaman uygulamalar yüklenmemiş olacak. Oradan uygulamayı kapatıp ya da kaldırıp tekrar telefonunuzu başlatabilirsiniz. Güvenli modda nasıl açılır derseniz öyle videomuz var. Aratırsanız işte scroll güvenli mod filan gibi kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz uygulamamız nasıl çalışıyor, nasıl yükleriz bundan bahsedeceğim. Evet şimdi geçelim işlemlere arkadaşlar. Önce APK olarak yüklemeyi göstereceğim. APK dosyasını videonun altında bulabilirsiniz. Şimdi açalım. İzin istiyor tabii ki bizden. Bu izni vermezsek kullanamayız arkadaşlar. Siz de aynı benim yaptığım şekilde bu izinleri verirsiniz. Zaten direkt aktif oldu gördüğünüz gibi. Şimdi kapatalım. Açalım. Zaten parlaklık farkını görüyorsunuzdur. Şimdi şunu daha fazla kısalım. Bakın simsiyah oluyor gördüğünüz gibi. Hatta ben görünüyorum direkt ekranda. Bunu böyle tamamen kapatırsanız bakın şimdi ekran mesela açık ama açık olduğu hiç belli olmuyor. İşte böyle şaka falan gibi şeyler yapmazsınız. Böyle kullanıyorsunuz. Şimdi aşağı doğru indirelim paneli. Buradan da kullanabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Ya da tamamen kapatıp Açabilirsiniz. Şöyle parlaklığı arttıralım. Daha net görünsün diye. Şöyle kapatalım. Kısalım biraz parlaklığı. Şimdi kapatıp açtığımız zaman daha net anlaşılacaktır. İşte dediğim gibi böyle karanlık bir yerde kullanıyorsanız ve parlaklığı düşürmek istiyorsanız bu şekilde. Bakın parlaklık en sonda bile olsa izni verdiğimiz için direkt o kontrol ediyor artık. Gördüğünüz gibi buradan arttırabiliyoruz. Şimdi marketten nasıl yükleyeceğiz ondan bahsedelim arkadaşlar. Lower Brightness diye yazın buraya. Burada ücretsiz sürümü görüyorsunuz. Aşağıda da ücretli sürümü 16.99 TL. Ücretsizi yükleyelim. Birkaç tane fark var onlardan bahsedeyim size. Ücretli ile ücretsiz arasında. Şöyle yüklesin hemen açacağız. Açalım. İzinleri falan tabii vermemiz gerekiyor yine burada da. Android 8 üzerinde mesela şurada bar vardı ya ben kısıp kısıp açıyordum. Onu kullanmak için mesela Pro versiyonu almanız lazım. İşte reklamların gitmesi için, işte widget eklemek için filan Pro versiyonu almanız lazım. Onlar için Pro'yu satın alabilirsiniz. Buna benzer uygulamalar da aşağı yukarı aynı işlemleri yapıyor ama ben bu uygulamayı beğendiğim için size bunu göstermek istedim. Bunu soran bazı arkadaşlar olmuştu. Umarım işlerine yarar. Şimdilik yükleme kısmını burada kapatalım arkadaşlar. Zaten basit bir uygulama. İster APK olarak ister marketten rahatlıkla kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar uygulamamız bu kadar basit. İsterseniz Google Play'den yüklersiniz. isterseniz APK olarak yüklersiniz. İzinleri verdiğiniz sürece sorunsuz şekilde çalışacaktır. Basit bir uygulama. Sürekli kullanmanıza gerek yok. Karanlık ortamlarda zaten detayları yaparken de söylemiştim. Karanlık ortamlarda gözünüzü acıtmaması için mavi ışık fitresiyle beraber de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Kısa bir video olmasını istedim. Çok da başınızı ağrıtmayayım daha fazla. Kendinize dikkat edin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.